Yeni Nesil Yayıncılığın kanalı TV 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Öbül Özbay. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yaşamın ve sanatın nabzını hep birlikte Alem Plus'ta tutacağız. Sizler için çok keyifli bir içerik hazırladık. Dilerseniz hızlıca bir bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Canlandırdığı her rolü üzerine dikilmiş bir elbise gibi giyen başarılı bir oyuncu. Tutkulu bir kadın ve hayatla derdi olan bir insan Nesrin Cevatzade. Güzel oyuncu bu hafta ekibimizle bir araya geldi ve ortaya çok özel kareler çıktı. Nesrin Cevatzade çekiminden en özel anlar ve çarpıcı açıklamalar birazdan Alem Plus'ta. Pandemi sonrası yazın gelişi düzenlenen birçok etkinlikle coşkuyla karşılandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Yaza Merhaba Partisi'nde Alem Plus ekibiyle bir araya gelen Özge Yağız, kendisi için yazın anlamını kısa soru cevap bölümünde anlattı. Yediği, içtiği, giydiği her zaman mercek altında bir isim Burcu Esmersoy. Hayatının en güzel döneminden geçen başarılı sonucuyla Doha'nın baharat kokulu sokaklarından başlayıp çölde safari ile son bulan çok keyifli bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Fotoğraf çekiminden çok özel kareler ve çarpıcı açıklamalarıyla Burcu Esmersoy birazdan Alem Plus'ta. Stil Artı listesi güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen video kanalının sahibi olan sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Merve Özkaynak, Stil Artı listesini Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Hikayesi olan tasarımlar yapmaya odaklanan dünyaca ünlü İranlı tasarımcı Dena Haney ile yapılan çekimden çok özel görüntüler ve başarılı tasarımcıdan modaya dair eşsiz tüyolar birazdan Alem Plus'ta. İlk olarak güzel oyuncu Nesrin Cevatzade ile yapılan özel bir çekime çeviriyoruz kameralarımızı. Yer Esans Üretim Fabrikası, fotoğraflayan başarılı fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz, objektifin önündeki isimse ruhu müziğin ritmiyle şekil alan güzel oyuncu Nesrin Cevatzade. Şimdi sizleri bu özel çekime ve Nesrin Cevatzade'nin açıklamalarına götürüyoruz. Oyunculuğuna izleyicinin şapka çıkardığı Nesrin Cevatzade için müzik ayrı bir tutku. Hatta öyle ki gelecek planları arasında şarkı söylemek ilk sırada yer alıyor. Şarkı söylemek. Kedimi öperim. İkisi de. Yaptığı her şeyi aynı tutkuyla kucaklıyor güzel isim.
Ruhu müziğin ritmine göre şekil alan özel bir kadın Nesrin Cevatzade. Güzel oyuncuyu anlatırken tutku kelimesini bol bol geçirmek istiyor insan cümlelerinde. Seyirciyi şaşırtmayı sevdiğini ve kendini tekrarlamaktan korktuğunu dile getiriyor röportajında. Ve dediği gibi de yapıyor. Her rolüyle seyirciyi bir kez daha şaşırtıyor. Güzel oyuncu bir fotoğraf çekimi için ekibimizle bir araya geliyor ve oyunculuğunda olduğu gibi fotoğraf çekiminde de sıra dışı tarzını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tam da onun aykırı ruhuna uygun bir mekan seçiliyor. Yer Esans Üretim Tesisleri, fotoğraflayan ünlü fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz olunca başarılı oyuncu da ruhunu ortamın güzelliğine ve usta ellere bırakıyor. İlk bakışta soğuk ve mesafeli gibi görünse de kısa sürede içindeki binbir rengi gösteriyor çevresindekilere. Tam bir aslan kadın olduğunu her fırsatta dile getiriyor güzel oyuncu. Sert görüntüsünün ardında pamuk gibi bir kalbe sahip olduğunu da ekliyor. Hatta Aslan Burcu'ndan beklenmeyecek kadar romantik ve duygusal olduğunu vurguluyor. Her zaman bakımlı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Nesrin Cevatzade, güne erken başladığını, günün ilk işi olarak kedilerine vakit ayırdığını anlatıyor. Kahvaltısını mutlaka evde yaptığını, sporunu ihmal etmediğini, haftada bir günü bakım günü ilan ettiğini söylüyor. Kısaca kendisine her zaman çok iyi baktığının ve çok iyi beslendiğinin altını çiziyor güzel oyuncu. Ketojenik beslendiğini ve meditasyonu da hayatında baş köşeye koyduğunu ayrıca vurguluyor. Kendisini aşağıya çekecek her türlü insan, düşünce ve eylemden uzak durmasının başarısına doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Sevgi enerjisinin mucizesine inanıyor. Sevgisizliği ve merhametsizliğiyle çok ses getiren Şayika rolünün karakterine en uzak rol olduğunu da belirtiyor başarılı oyuncu. Şimdi ne yapacağız? Sanki pes etmişiz gibi yapıp barışmak istediğimizi söyleyeceğiz. Zaten kendi demedim ya, gelin benden özür dileyin diye. Sosyal medya ile arasının hep iyi olduğunu ve sosyal medyadan takipçilerine sevgi enerjisi gönderdiğini vurguluyor Nesrin Cevatzade. Sosyal medyadan yapılan yorumları okuduğunu ve yıllardır bu sektörün tüm handikaplarını bilmesine rağmen kötü yorumların yine de kendisini çok üzdüğünü ve bu durumu annesiyle paylaştığını anlatıyor güzel oyuncu.
Beni ayakta tutan en önemli faktör aile bağları diyor ve kariyeriyle ilgili de şunları ekliyor başarılı oyuncu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayallerimin bile ötesinde bir kariyer yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Stilini rahat ve şık olarak tanımlayan güzel oyuncu, kedilerinin tüylerini gizlesin diye sıkıcı renkler tercih etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Gardırobunun her kadın gibi giymediği ayakkabılarla dolu olduğunu, kendisini elbise ve eteklerle daha kadınsı ve şık hissettiğini söylüyor. Aşık olduğunda aptal gibi olduğunu, hayatında platonik ya da karşılıklı her zaman aşkın var olduğunu anlatıyor güzel kadın. Tahammül edemediği insanlar sorulduğundaysa içinde narsistlerin, manipülatörlerin, yalancıların, doğaya ve hayvanlara zarar verenlerin olduğu uzun bir liste sıralıyor. Cildinin güzelliği için 3 kural olmazsa olmazı. Erken ve kaliteli uyumak, düzenli beslenmek, bol su içmek. Bunların yanı sıra çeşitli doğal yağlar, C vitamini ve bal mumu kullanarak yaptığı özel bir maskesi olduğunu söylüyor güzel oyuncu. Pandemi sonrası yazın gelişi düzenlenen birçok etkinlikle coşkuyla karşılandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Yaza Merhaba Partisi'nde Alem Plus ekibiyle bir araya gelen Özge Yağız, kendisi için yazın anlamını kısa soru cevap bölümünde anlattı. Yediği, içtiği, giydiği, her zaman mercek altında bir isim Burcu Esmersoy. Hayatının en güzel döneminden geçen başarılı sonucuyla Doha'nın baharat kokulu sokaklarından başlayıp çölde safari ile son bulan çok keyifli bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Fotoğraf çekiminden çok özel kareler ve çarpıcı açıklamalarıyla Burcu Esmersoy birazdan Alem Plus'ta. Stil Artı listesi güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen video kanalının sahibi olan, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Merve Özkaynak, Stil Artı listesini Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Hikayesi olan tasarımlar yapmaya odaklanan dünyaca ünlü İranlı tasarımcı Dena Haney ile yapılan çekimden çok özel görüntüler ve başarılı tasarımcıdan modaya dair eşsiz tüyolar birazdan Alem Plus'ta. Bu hafta soru cevap köşemizin konuğu Özge Yağız oluyor ve ekibimizin yaza dair sorularına sımsıcak cevaplar veriyor. İzliyoruz. Benim için Niyaz. Hiç şarkım. Karpuz tabii ki. Ya ayırt edemem. İspanyol esintisi güzelliği, sempatisi ve enerjisiyle bu hafta başarılı oyuncu Özge Yağız, düzenlenen bir Yaza Merhaba etkinliğinde Alem Plus ekibiyle bir araya geldi. Canlandırdığı rollerin aksine daha çok anın içinde yaşayabilen ve her dakikasını etkileyici gülüşüyle ısıtan güzel oyuncu, her ne kadar sonbahar çocuğu olsa da yaz kadar sıcak ve samimi.
Ailem Plus ekibiyle bir araya gelen Özge Yağız, ekibimizin yaza dair sorularını tüm enerjisi ve samimiyetiyle cevapladı. Bakın güzel oyuncunun yaza dair enleri ve unutamadıkları arasında neler var. Benim için Niyaz tam olarak kuma bastığımda gelmiş sayılıyor sanırım. Bir keresinde tam 8 saat boyunca sahilde kaldığım için 3 gün boyunca annemlerle hiçbir yere gidememiştim. O yüzden bu beni yıkan bir tatildi. Benim bu yaz hit şarkım. Ay, o kadar çok şarkı dinliyorum ki. Karpuz tabii ki. Vanilya. Deniz, kum, güneş üçlüsü. Ege. Lip balm. Şezlong pozu sanırım. Ya, ayırt edemem. Begon Leaf. Mutlaka koyduğum güneş kremim, bikinilerim ve kot şortlarım. Yediği, içtiği, giydiği her zaman mercek altında bir isim Burcu Esmersoy. Hayatının en güzel döneminden geçen başarılı sonucuyla Doha'nın baharat kokulu sokaklarından başlayıp çölde safari ile son bulan çok keyifli bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Fotoğraf çekiminden çok özel kareler ve çarpıcı açıklamalarıyla Burcu Esmersoy birazdan Alem Plus'ta. Stil Artı listesi güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen video kanalının sahibi olan sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Merve Özkaynak, Stil Artı listesini Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Hikayesi olan tasarımlar yapmaya odaklanan dünyaca ünlü İranlı tasarımcı Dena Hane ile yapılan çekimden çok özel görüntüler ve başarılı tasarımcıdan modaya dair eşsiz tüyolar birazdan Alem Plus'ta. Yazın bu kavurucu sıcaklarında sizleri Katar'ın başkenti Doha'ya götürüyoruz. Mehmet Erzincan'ın fotoğrafladığı çekimde objektifin karşısındaki isim her zaman ilgi odağı olmayı başaran Burcu Esmersoy. Şimdi sizi bu özel çekimle ve keyifli bir röportajla baş başa bırakıyoruz. Bunların altına bir tane de herhalde sıcak yazarsın diye.
Her zaman fit, her zaman ilgi çekici, her yaptığıyla dikkatlerin odağında bir isim Burcu Esmersoy. Dünyanın lüks turizminde son yıllarda yükselen değerlerinden Katar'ın başkenti Doha'da güzel sunucu Burcu Esmersoy ekibimizle bir araya geliyor ve Mehmet Erzincan'ın objektifine tadına doyumsuz kareler yansıyor. Daha doğrusu işte çöl gülü şeklinde yapılmış mimarisi de inanılmaz güzel gözüküyor. Bu arada çöl gülünün de burada bir anlamı varmış. Eğer çölde bulunursa kristal, bu petrol olduğu anlamına geliyormuş efendim. Doha'nın baharat kokulu, rengarenk kilimlerle bezeli sokaklarında başlayan çekimler, günün ilerleyen saatlerinde develer eşliğinde çölde safari ile devam ediyor. Bugün çöle gidiyoruz. Buraya geldiğimizden beri beklediğimiz gün bugün bence bana sorarsan. Orada çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Önce deveyle fotoğraf çekecekmişiz. Bakalım neler olacak. Korkma gel. Korkma gel. Beş gün süren çekimin yorgunluğuna rağmen güzel sunucu enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyor ve Doha gecelerinde de objektiflere birbirinden güzel pozlar veriyor. Bitmek bilmeyen çekimlere Burcu Esmersoy'un güzelliği ve enerjisi eklenince ortaya her anı film karesi tadında görüntüler çıkıyor. Güzel sunucu meşhur ve içten gülümsemesini tüm çekim boyunca bir an olsun eksik etmiyor güzel yüzünden. Daha bitmedi. Tekrede bir karemiz daha var. Ama şey, bence çok güzel oldu. Özellikle son kare. Bu tulumla. Evet. İnanılmaz iyi. Sabahın erken saatlerinde İslam Sanatları Müzesi'nde çekim yaparken de, çölde safarideyken de, şahinlerle poz verirken de yüzündeki sıcacık gülümseme hiç eksik olmuyor. Adeta hayattaki misyonu çevresindeki herkesi kendisini özel ve mutlu hissettirmekti. Sanki kendi mutluluğunu tüm ekibe pay etmek ister gibiydi. Öpüyorum. Çok güzel olmuş saçlar. Böyle. Beş gün boyunca devam eden pozitif tavrı kendisine sorulduğunda, gergin olduğum zamanlar da oluyor ama genel olarak pozitif bir ruh hali içindeyim. Hayatı kendim için ve herkes için zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı tercih ediyorum, diyor. Ben sana bir yer var, oraya gideceğim. Tamam. Anladın mı? Bu kadar pozitif baktığı hayatta, adaletsizlik, yalan ve iftira bambaşka bir burcuyla tanışmamıza sebep olabilirmiş. Bugünlerde deyim yerindeyse ayaklarını yerden kesen bir aşkın içinde olan güzel sunucu, aşkı sonuna kadar doya doya yaşadığını dile getiriyor. Sık sık seyahat eden Esmersoy, valizinin vazgeçilmezlerini şöyle sıralıyor. Yüz yıkama jeli, nemlendirici, şarj aleti, kitap, tablet, not defteri, tişört, jean, şort ve spor ayakkabı.
Gördüğünüz gibi 48 derece sıcaklığa ve çöle çok uygun bir kostümle karşınızdayım. Çok önemli seyahatlerimde özellikle bavulumu hazırlarken bu tip organizasyonlara uygun kıyafetleri tercih ederim. Keza yine aynı şekilde botlarım da bavulumda gösterilir. En sevdiği şehir sorulduğunda hiç uyumayan dinamiği, her baktığında farklı detayları ve birbirinden çeşitli sokak lezzetleriyle ön planda olan New York'u listesinde en üst sıraya yerleştiriyor. Her zaman tarzı ve kıyafet kombinleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, modanın kölesi olmadan zamanı yakalayan bir tarza sahip olmayı, lüks markalarla daha ulaşılabilir ucuz parçaları birleştirerek sağladığını söylüyor. Ayakkabı ve çanta tutkusunu da belirtmeden geçemiyor. Her zaman ışıl ışıl cildiyle dikkat çeken güzel isim, cildinin temizliğine ve nemli olmasına çok özen gösterdiğini ve düzenli cilt bakımı yaptırdığını anlatıyor. Zor bir çocukluk geçiren Esmersoy, çocuktur, anlamaz, hissetmez, görmez düşüncesinin dünyanın en büyük aldatmacası olduğunu vurguluyor. Bundan 5 yıl sonra yine bu tempoda çalışan, mutlu, başarılı, sağlıklı ve yine herkesin sevdiği bir ekran yüzü olmak istediğini belirtiyor güzel sunucu. Kendisiyle ilgili bilinmeyenleri samimiyetle anlattığı röportajında stresli ve düşünceli olduğu zamanlarda tırnaklarını yolduğunu söylüyor. Tam bir sabah insanı olduğunu dile getiriyor güzel ekran yüzü ve ekliyor. Güne mutlu, rahat ve hazır uyanırım. Spor, yoga ve meditasyonun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve programının olmadığı günlerde arkadaşlarıyla uzun yemekli buluşmalardan keyif aldığını anlatıyor Burcu Esmersoy. 25 yıldır televizyon dünyasında yer alan güzel sunucu, mütevazı olamayacak kadar çok bilgi ve donanıma sahip olduğunu ve bunun en kıymetli altın bileziği olduğunu vurguluyor. Çok disiplinli, çalışmayı seven, istenileni ve beklenileni hızla anlamasından dolayı markaların sıklıkla kendisiyle çalışmayı tercih ettiğini söylüyor ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda fotoğrafın enerjisinin kendi enerjisini yansıtmasına önem verdiğini dile getiriyor. Suk Vakif'in daracık labirent gibi sokaklarını, baharat kokularını, halıların rengarenk desenlerini ve kahvecilerini çok sevdiğini, Katar Ulusal Müzesi'nin mimarisine bayıldığını, İslam Sanatları Müzesi'nin uzaktan baktığınızda peçeli bir kadına benzeyen yapısının kendisini çok etkilediğini, çölde safariden büyülendiğini ve çok eğlendiğini söyleyen güzel sunucu, kum tepeleri üzerindeki şov ve manevraların unutulmaz olduğunu anlatıyor. Kendisi için farklı bir çekim deneyimi yaşadığını belirten güzel sunucu, Katar gecelerinin de doyasıya tadını çıkararak bir çekimi daha noktalıyor. Stil Artı listesi güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen video kanalının sahibi olan, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Merve Özkaynak, Stil Artı listesini Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Hikayesi olan tasarımlar yapmaya odaklanan dünyaca ünlü İranlı tasarımcı Dena Hane ile yapılan çekimden, çok özel görüntüler ve başarılı tasarımcıdan modaya dair eşsiz tüyolar birazdan Alem Plus'ta.
Stil Artı köşemiz günden güne zenginleşmeye devam ediyor. Bu hafta konuğumuz sosyal medya dünyasından. Sosyal medyanın fenomen ismi Merve Özkaynak, ekibimize kendi Stil Artı listesini açıkladı. Bakalım onun listesinde kimler var? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan ve beyaz yakalı olarak başladığı kariyer hayatını sosyal medyada dikkat çekici boyutlara taşıyan Merve Özkaynak, düzenlenen Yaza Merhaba etkinliğinde Alem Plus ekibiyle bir araya geldi. Güzel fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla stili en çok merak edilen isimler arasında gösteriliyor. Dünyanın farklı noktalarından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Merve Özkaynak, kombin tercihleriyle de her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Ekibimizle bir araya gelen Merve Özkaynak, Stil Artı listesini Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Bakalım güzel fenomenin Stil Artı listesinde neler yer aldı? Beyaz gömlek. Çabasız ve içinden ne geliyorsa. Beyaz gömlek, güzel kalıpta bir jean pantolon, bir de trench coat. Kesinlikle maskara. Sanırım vinil taytları asla giymem ama tabii insan bilemiyor yani. Coco Chanel. Emre Ta ve eşinin stilini beğeniyorum çok. Güzel soru. Zendaya. Evet. Ben kesinlikle daha böyle floral kokuları çok seviyorum. Akıllı saat, makyaj malzemesi. Siyah. Var, annemden kalma çok güzel eşarplar var. Onları böyle gömleklerimle hep birlikte kullanıyorum. Yani 90'lar çocuğu olduğum için tabii ki 90'larda yaşamak isterdim ama stil konusunda aynı fikirde değilim. Thank you.
Outlander'ı çok beğeniyorum dizi olarak. Zaten diziyi de çok seviyorum. Kostümleri de harika. Yani tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir ama benim için düşük bel. Ben o dönemlerde gördüğüm için geri gelmesini hiç istemiyorum. Alem Plus ekibi dünyaca ünlü İranlı tasarımcı Dena Hane ile bir araya geldi. Başarılı tasarımcının eklektik tarzını yansıtan muhteşem bir çekim gerçekleştirildi. Şimdi sizleri bu özel çekime ve tasarımcının moda üzerine sohbetine götürüyoruz. Dena Haney, henüz yolun başında bir modacı. Aslında Londra'da iç mimarlık eğitimi almış ve İran'da ailesine ait otel projesinde çalışırken tanıştığı bir Türk sayesinde yolu İstanbul'a düşmüş. İstanbul'daki mimarlık şirketinde stajla başlayan çalışma hayatı, kendi kanatlarıyla uçma düşüncesiyle son bulmuş ve pandemi dönemini fırsat bilip hep hayalini kurduğu moda dünyasına adım atmış. Markasının DNA'sını oluştururken tamamen kendi duygusal bağları ve değerlerinin altyapısından yola çıktığını anlatıyor Dena Haney. Pandemi sürecinde ailesinden ve ülkesinden ayrı olması, yaşadığı özlem duygusunu daha da su yüzüne çıkarmış. Markasını oluştururken bu duygulardan beslendiğini söylüyor başarılı tasarımcı. İranlı kadınların el emeği ve sanatıyla kültürel değerleri yansıtan aksesuarlar yaptırarak markasının ilk tohumlarını atmış. Böylece hem İran el sanatını ve kültürünü ön plana çıkarmış, hem de İranlı kadınlara istihdam sağlamış. Gündüzden geceye taşınabilir tasarımlar yapmaya özen gösterdiğini anlatan Dena Haney, tasarımlarının bir taraftan rahat ve konforlu olmalarına özen gösterirken, diğer taraftan da asil ve dikkat çekici olmaları için çaba sarf etmiş. Özel hayatında vintage kıyafetlerin ve antika objelerin önemli bir yer kapladığını dile getiren başarılı tasarımcı, bu ilgisini markasına da yansıttığını anlatıyor. Eskileri pratik ve modern hale getirdiğini de ekliyor sözlerine. Markasında kullandığı tüm desenleri kendisi çizen tasarımcı, stil sahibi ve fazla tüketimden ziyade daha özgün giyinmeyi seven, eklektik kadınlara hitap eden bir marka oluşturduğunu anlatıyor.
Amacının gece şık bir davette giyilebilen parçaları, gündüz beyaz düz bir tişörtle kullanılabilen modeller haline getirmek olduğunu vurguluyor ve kadınların modada bu özgürlüğe gerçekten ihtiyaç duyduklarını ekliyor. Ünlü tasarımcı, güçlü, çalışkan, yoğun ama bakımlı, havalı ve güzelliğinden ödün vermeyen kadınları ilham alarak koleksiyonunu oluşturduğunu belirtiyor. Koleksiyonunda zamansız ve yaşsız parçalara yer verdiğini de vurguluyor. Kendi şahsi hayatında daha çok tişört ve etek kombinini tercih ettiğini ve ayakkabı seçimini de düz ayakkabıdan yana kullandığını söylüyor. Yılından beri İstanbul'da olan başarılı tasarımcı, ilk geldiğinde şehrin dış görünüşüne aşık olduğunu, sonra büyüklüğünde ve kozmopolitliğinde kaybolup bocaladığını anlatıyor ve İstanbul'un bir dünya metropolü olduğunu vurguluyor. Renklerle olan ilişkisi sorulduğunda Dena Haney'i, asaletin gücün rengi olarak gördüğü siyahın, kendisinin bugününü temsil ettiğini ve siyah rengi karakterli, bütünleyici ve stil sahibi bulduğunu söylüyor. Aynı zamanda pembeyi de sevdiğini, pembenin ise çocukluk dönemini temsil ettiğini ve renklerin bir psikoloji oyunu olduğunu belirtiyor. Alem Plus turumuza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Bu hafta da Alem Plus'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine birbirinden özel röportajlar, etkinlik ve davetlerden en güncel haberler ve özel çekimlerle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere.